Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Mikro Orijinal Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 4'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC dik üçgen verilmiş, 50 90 ise burası direkt ne yapıyor? 40 yapıyor. Bu ikisinin toplamı çünkü 90 yapacak. Sonra alakası yerde bir eşitlik var. Bakıyorum ki 90'ın karşısında da eşitlik var, aklıma ne geldi? Muhteşem. Hemen şunu çizdik. Muhteşem üçlü oluştu mu? Oluştu. Hocam alakasızlık gitti artık. Burada da ikizkenar çıktı. Bu arada şu ikizkenardan dolayı 40 ise burası da 40 mı? Evet. Şimdi artık şuradaki üçgenden dolayı tepe açısı kaç derece bunun? Hocam tepe açısı 70. İkizkenar üçgen 180'den 70 çıkarttı. 110. 2'ye böl 55. 55 yapar taban açıları. Dolayısıyla cevabı Balıkesir bulduk birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Şu diklerin eşit olması kullanacağım büyük ihtimalle. Ne yapabilirim burada? Hocam şurada bir dikdörtgen oluştursam. Dikdörtgen oluşturacağım. Dik üçgenden sonra bu dikdörtgeni oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Şimdiden bunları kullanmak için bunu yapmak zorundaydım. Burada dikdörtgen oluşturunca şunlar eşit oldu. 90 90 90 ise burası 90 oldu. Bunlar da eşit oldu mu? Oldu. Sonra açıortayı kullanacağız burada. Hocam açıortayda ne oluyordu? Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit oluyordu. Hop şuradan bir dik çizecek olursam eğer, hocam şu dikme ile bu dikme birbirine eşit. Burada da hocam bak ne oldu? Bu da kollara çizilen dikmeler eşit oldu. O zaman bu da açıortay doğrusu olmak zorunda. Yani şu açıyla şu açı eşit olacak. X oldu. O zaman bitti. 20 pardon 70 90 ise burası kaç yaptı? 20. Burası da 20. Şu açının tamamı 40 yaptı. O zaman 40 90 ise bu açının tamamı da 50 yapar. 2x eşittir 50 ise eğer, x'i de kaç buluruz? 25 derece olarak buluruz. Yani cevabımız ne çıktı? 25 derece çıktı. İkinci soru Akçay oldu. Geldik şu şeye. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk ki burada alakası yerde var. Dik taban iki eş parçaya bölmüş. Aklına gelecek ikizkenar. Hocam şu parçayla şu parça eşit olacak. Bak şimdi alakası ortadan kalktı. Şurada da bir ikizkenar çıktı mı? Çıktı. Bu arada iki iç açı bir dış açı. Zaten ikizkenarın taban açılarını yazmak lazım. 50 artı x diye mi yazılıyor burası? Evet. İkizkenardan dolayı burası da 50 artı x. Hocam 50 şu ikizkenardan dolayı. Bak şununla şu ikizkenar 50 ise burada kaçı da 50 midir? Evet. 50 50 100. Buraya ne kaldı? 80. Yani 50 artı x artı x eşittir 80 olduğundan, 2x eşittir 30 olacağından, x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Evet. 3. soru Balıkesir oldu. Geldik 4. soruya. ABC açısı, şuradaki açı ve CD açısı, CD açısı, şu açı hakkında bizden şey isteniyor. Ölçüleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki o zaman ne yapalım? Şuraya x diyeyim ben. Hocam şu üçgende iki iç açı bir dış açı. Hop burası ne yapacak? X artı 85 yapacak. Eyvallah, yazdık bunu. Peki şuraya da y diyelim o zaman. Hocam burada da şu üçgende iki iç açı bir dış açı eşit değil mi? Evet. Bu arada bunun tamamı x artı 85 ise, o zaman şurada kaç y ne kaldı? 55'i burada, x artı 30 mu kaldı? Evet. Şimdi şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Hop şu açı y artı 50 yapar burası. Hocam y artı 50'den 55 çıkartırsam, bak çıkart, y artı 50 eksi 55 kaç yapıyor? Y eksi 5 yapıyor. Hocam burası da y eksi 5 yaptı şuradaki açıda. Bizden zaten ne isteniyor? X artı y eşittir nedir diye soruluyor. Bak şu açı şu açı şu açı. Yani y eksi 5 artı 55 artı x artı 30 eşittir 180 mi? Evet. Buradan x artı y kalsın burada. Şurası 50 yaptı. 30'u da 80 yaptı. 180'den 80 çıkınca da kaç geliyor? 100 geliyor. Cevap böylelikle Akçay yaptı 4. soruda. Geldik 5'e. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Bak. Soru üzerinde gösterilmemiş. Ama şunlar eşit verilmiş. İkizkenar. Hocam burada da ikizkenar var. Taban açılarını alfa alfa dersen. Bununla da bu ikizkenar alfa ise burası da alfa mı? Evet. 1, 2, 3 alfa artı 60 neye eşit? 180'e eşit. 3 alfa eşittir 120 oldu. Alfayı da böylelikle 40 derece olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X. Alfayı 40 bulduysak şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı. Yani x 60 artı 40'a eşit olacaktır. O da 100 yapacaktır. Dolayısıyla 5. soru Akçay oldu. Geldik 6'ya. Evet, ikizkenarlık var. Hocam burası 20. 2 iç açı 1 dış açı. Burası 40 yapar. Bu ikizkenarlıktan dolayı burası da 40 yaptı. Sakın 40 40 80 deme buraya. Çünkü niye? Buradaki açı şu üçgenin dış açısı.
O zaman ben burada bu açıların toplamı yani 40 ile 20'nin toplamından burayı bir yazabilirim. 40 ile 20'nin toplamı 60 yapar. Burası 60 oldu. E hocam ikizkenarlıktan burası da 60. 60 60 120 buraya da ne kaldı? 60 derece kaldı. Cevap Balıkesir oldu. 6. soru. Da. 7. soruya geldik. Aşağıdaki şekillerde ABC üçgeninin iç açıortaylarının kenarlarla yaptığı açı değerleri verilmiştir. Evet şöyle bu açıortay, bu açıortay, bu açıortay ayrı ayrı yerlerde çizilmiş. En azından şu ikisini C'den çizilen açıortayı ben şöyle çizeyim. Aynı şekil üzerinde göreyim daha rahat yapabilirim. 80 burası 80 derece verilmiş. E bu da açıortay. Hocam ben şimdi şuradaki şeyleri kullanabilirim. Bakın şuraya bir AA dersem, şuraya da bir BB dersem. Hocam yüze bakacak olursak şuradaki üçgene bakarsın. Buradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani A artı 2B neye eşit oldu? Yüze eşit oldu. Sonra buradaki üçgene bakarsan 2 artı B kaç olur? 2 artı B de 80 olur. 80'i de düşünecek olursak. Hocam 2 bilim 2 denklemden A'yı B'yi ayrı ayrı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ya da 2 artı 2 B'yi bulmak daha kolay. Hocam taraf tarafa toplarsam 3 A artı 3 B yaptı burası. Eşittir 180'den A artı B'de kaç çıkar o zaman? 60 çıkar. E o zaman buraya ben 2A artı 2B bak 2A 2B ve A açısı toplamı 180 ya. E 2A artı 2B 120 yapar. A açısı da kaç yapar? 60 yapar. E tamam. A açısı 60 yaptı. Hocam 60 100 ise o zaman burada kaçıya kaç derece kaldı? 160 buraya 20 derece kaldı. O zaman burası da 20. Hatta 60 40. Burası kaç yaptı? 100. Buraya da 80 derece kaldı. Şuraları da 40-40 diye yaptım arkadaşlar. Yaptı. Her açıyı bulduk. Şimdi benden x açısı isteniyor. Tepe açısı 60. 30-30 olduğunu biliyorum. Şu açı 40. E hocam bu açıda 80 olduğunu biliyoruz. 2 iç açı 1 dış açı değil mi buradan? Evet. X açısı buradan ne olur? 40 artı 30'a eşit olur. 2 iç açı toplamı 1 dış açıdan. Yani 70 derece olur. Evet. 7. soru. Böylelikle Balıkesir yaptı. Geldik 8. soruya. Düz bir zemin üzerinde aynı noktada bulunan Ali, Burcu ve Can isimli 3 arkadaş Burcu ve Can aynı doğrultuda olmak üzere farklı yönlere doğru eşit hızlarla yürümeye başlıyor. O zaman bunların sabit hızları da sabitse bu 3 kilometre gittiyse bu da 3 gitti bu da 3 gitti mi gitti. Evet bunlar eşit mesafede gittiler o zaman bunu anlıyoruz. Bir süre sonra Burcu Ali'nin bulunduğu noktaya gitmek için saat yönünde 110 derece dönerek Burcu bak dikkat et. Bu yönde gitmesi gerekirken hop dönüyor 110 derece buraya geliyor Ali'nin olduğu yere. Yani dönüş açısı burada kaçımı yapıyor? Evet. Burası 110 derece ise buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Sonra aynı anda Can'ın Ali'nin olduğu noktaya gitmesi için saat yönünün tersinde en az kaç derece dönmesi gerekir diye soruluyor. Can da böyle gitmesi gerekirken hop saat yönünün tersinde böyle dönüş yapıyor. Yani bizden şurada kaçı isteniyor arkadaşlar. Şimdi bu muhteşem şundan dolayı 90 derece mi burası? Evet 90 70 ise buraya 20 kaldı. 20 ise burada kaçta kaç derece yapar? 160 derece yapar. Dönüş açısı mantığını daha öncesinde zaten söylemiştik. Anlamışsındır. Burada da dönüş açısını şu şekilde gösteriyorum. Kalemle gösteremiyor. O çok hoş oluyor aslında. Evet 8. soru. Edremit oldu. Geldik 9'a. Katlama var. Katlamayı ne yapıyoruz? Hop eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri açtık. Şöyle. Açtığımız zaman. Arkadaşlar bir de şurada çizginin altında kaldı ya burada kaçıları da şey yapalım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar şu kenarla şu kenar eşit. Ama kenar eşitliği ekstra bir eşitlik olmadığı için kenar eşitliği de açılara bakmam gerekecek büyük ihtimalle. Peki 80-50 daha kaç yaptı? 130. Buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Evet burası 50. Şurada üst üste binen açılar birbirine eşit olmak zorunda. Hocam burası 50 ise 130 kaldı. 2'ye böldük 65-65 yaptı buraları. Sonra 80-40 var burada. Yani burası 80. Burası 40 ise 80-40 daha. 120 buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Burası 60 derece yaptı. 60-65 daha. 125. O zaman buraya kaç derece kaldı? 125 ise şurayı bulabilirim. Ya da 60 ise direkt burayı yazıp buradan da x sonucuna ulaşabilirim aslında. Ama neyse burayı bulayım. Buraya kaç derece kaldı? 55 derece kaldı. E hocam burada da üst üste binen açılar birbirine eşit ya. 55 ise burası da 55 yapar. 55-55. 110. Buraya kaç derece kaldı? 70. 40-70 daha. 110. Buraya da kaç kaldı o zaman? 70 derece kaldı diyebiliriz. Yani 9. soru Balıkesir yaptı. Geldik 10. soruya. İpek kırmızı ve mavi renkli iki tel parçasının tam orta noktalarından bükerek iki farklı açı oluşturmuştur. Daha sonra bu telleri şekil 1'deki gibi uç uca eklediğinde teller arasındaki açı 20 derece ve 100 derece olmuş. Arkadaşlar
Bu iki teli orta noktasından bükmüş. Yani şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şöyle. Ne yapalım? Üçgen oluşturalım. Tamam. Şu mavi tel. Bak mavi telli üçgen böyle mi? Evet. Aslında katlaması gibi ya da şuradaki eş yapıyı almışım. Şuraya koymuş gibi. Aynı üçgeni alta doğru koydum. Koymuş gibi olmadı mı? Evet. Eş yapı sorusu aslında bu. Eş yapı sorusuysa eş yapıyı kullanayım ben burada. O zaman ne diyeceğim? Ben şuraya bir A dersem. Hop şu üçgenin taban açıları A, A ise bu üçgenin taban açıları da A, A değil midir? Aynen öyle. Hocam şu büyük ikizkenar üçgenin bir taban açısı A artı 20 yaptı. O zaman burası da A artı 20. Dikkat et. 2A artı 20 neye eşit? 2A artı 20 100'e eşit. 2A eşittir 80 yapar. A'yı da 40 buluruz. Evet A 40 ise benden ne isteniyor? Kırmızı telin açısı. Şurada kaç isteniyor benden? Arkadaşım A'yı 40 bulduk. 40 20 daha kaç yapar? 60. İkizkenarlıktan dolayı burası da 60 yapar. 60 60 120 buraya da ne kaldı? 60 derece kaldı. Bizden de bu isteniyor. Cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı 10. soruda. Evet böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 4'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.